Bakın çok şimdi, acı bir şey. Şükrü Bey, şöyle yapalım mı? Siz tabii konuda çok bilgilisiniz ama bir taraftan da yangınlarla ilgili son dakika evet. bilgiler de geliyor. Dolayısıyla biraz tempoyu da arttırmamız gerekiyor. Günceli de konuşmamız gerekiyor. Soru cevaplarla gidelim. Bu arada biz dönem dönem belki biraz sizi keserek alana da dönmek zorunda kalacağız. Evin Çapan'ın bir sorusu var Şükrü Bey'e. Buyurun. Şükrü Bey. Bu yanan alanlar Türkiye'nin ormanlık alanlarından biri. Muğla Türkiye'de yoğun ormanların olduğu bir yer. Burada da çok da doğal olarak orman köylüsü var. Bunların zararlarına ilişkin, bunların durumuna ilişkin bize aktarabileceğiniz örnekler, söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Örneğin bal, işte hepimiz biliyoruz Marmaris çam balı meşhurdur. Bütün ülkede sevilen bir gıda ürünüdür. Bu konularda ne kadar zarar gördüler, ne yapıyorlar? Örneğin sosyal medyada ağlayarak ben bu hayvanlarımı nereye kaçıracağım? İlk yangın geldiğinde kaçırdım, şimdi bunlar buradalar diyen bir orman köylüsü vardı, yardım isteyen. Nedir durumu orman köylüsünün? Şimdi tabii ki net bir veri henüz yok. Ben günlerdir alanlayıp yarın da Milas'ta olacağım. Bugün yine Uşak'ta yanan alandaydım. Tabii teknik heyetimizde özellikle orman köylülerinin ve kırsalda yaşayan köylülerin yaşadığı sıkıntıları tespite çalışıyor. Ama net bir veri elimizde yok ama korkunç rakamlar ortaya çıktığını düşünüyorum. Özellikle bizim ön tespitimiz, bu kesin değil. Çünkü alanlarda soğutma işlemi tamamen bittikten sonra bunu net olarak anlayacağız. 150 bin hektar alanın yandığı şeklindedir. Yani bu çok devasa bir rakam. Bunun yaklaşık 100 bin hektarı işte Antalya bölgesinde, özellikle Manavgat'ta. Halkın zararını tespit konusu ayrı komisyonlarımız çalışacak. Yine Orköy Daire Başkanlığı'na bağlı heyetler de bu konuda inceleme yapacak ama şu an hiçbir tespit, yani net bir tespit yapmak mümkün değil. Ama oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim. Gerek odun dışı üretim dediğimiz, yani ormanın tali ürün üretiminden geçimini sağlayanlar, bu arıcılık bunun içindedir. Aromatik tıbbi bitkiler toplanması bunun içindedir. Ya da odun dışı faaliyet dediğimiz diğer faaliyetler bunun içindedir. Bunlar ciddi bir çalışma sonucu ortaya çıkacak. Ama burada sıkıntı şu, Orman Genel Müdürlüğü'nün ya da Tarım Orman Bakanlığı'nın bu konuda hiçbir düşüncesi de yoktur. İnanın yoktur. Özellikle zaten eğer yangınlardaki bu vahşi sorucu baktığınızda bir öngörü olmadığını göreceksiniz. Hatta bugün ayın Ağustos'un 4'ü, 3 gündür birinden itibaren Orman Bölge Müdürlükleri yangın işçisi alımı için mülakat yapıyor. Oysa bu en az 7-8 ay önce yapılmalıydı. Bu işçiler en az 3 ay eğitime tabi tutulmalıydı. Eğitimden sonra yangınla mücadeleye gönderilmeliydi. Bugün belki işte alacakları işçileri haftaya yangın alanlarına gönderecekler. Bu bir öngörüsüzlük ve plansızlığın sonucudur diye düşünüyorum. Barış. Şükrü Bey, size şunu soracağım. Biraz önce, siz de hani Türkiye'nin birçok yerinden yangın haberleri veya işte yurttaşlarımızın yangına dair endişelerini biz de takip etmeye çalışıyoruz. Akyaka'da bir yangın çıktı iddiası vardı. Sonra oradaki yurttaşlarımız haber verdiler. Biz de sakinleştirmiş olalım. Orada aslında bir trafoda bir arıza yaşanmış. Orada küçük bir alev alma olmuş ve söndürülmüş hemen. Aslında büyük konuştuğumuz anlamda Türkiye çapında bir yangın yok. Bunu niye söyledim? Evet. Bunu sizi ilgilendiren tarafı şu. Fatih Çekirge'nin bir yazısı var. Oradan aktarayım doğrudan doğruya. Diyor ki, bir de şunu hatırlatmak istedim. Bir önceki Marmaris yangını ile ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı çok başarılı bir soruşturma yürüttü. Sonunda bilirkişi ve polis raporları yangının enerji nakil hatlarından çıktığını belirledi. Şimdi bu enerji nakil hatlarının çok önemli bir bölümü, yani özellikle bu bölgede hele, sizin de bildiğiniz gibi ormanların yakınından, ormanların içinden geçiyor. Evet. Ve
Evet. Aslında Türkiye'de enerji sektörü çok çoğunluğu artık özelleştirildiği ve özel sektöre devredildiği, bu anlamda bunlara ilişkin yatırımlar da özel sektörün insafına bırakıldığı için zaman zaman enerji nakil hatlarındaki bu bakımsızlık, biraz önce Fatih Çekirge'yi okudum ya da yakın örneği de söyledim. Bu bakımsızlık da bir tehlikeye yol açıyor. Siz ormanlarla içli dışlı olan, orman işçileriyle, orman çalışanlarıyla, buradaki köylülerle içli dışlı olan biri olarak bu nakil hatlarına ve buradan çıkan yangınlara ilişkin bir gözleminiz var mı? Devlet bunları denetliyor mu? Hükümet bunları denetliyor mu? Özel sektör burada gerçekten enerjiyi özelleştirmek, sonra bundan alıp kar etmek kolay. Biliyorsunuz orada en küçük faturada bile yurttaşa bir sürü bedel ödetiliyor. Buna ilişkin gerekeni yapıyor mu? Bu yangınların çıkmaması için örneği de aktardığım gibi bazı yangınlar buralardan çıkıyor. Yapıyor mu? Evet. Bunu size sormak istiyorum. Çünkü şu an tartıştığımız Kemerköy Termik Santrali bile özelleştirmiş bir enerji santrali. Bu açıdan buna ilişkin gözleminiz nedir? Şunu çok net söyleyeyim. Özellikle Akdeniz bölgesinde şu an yangın kuşağında enerji nakil hatları ciddi bir tehlike. Ve ben kamuoyuna yapılan açıklamalarda en güçlü ihtimalin, yangınların seri şekilde çıkma nedeninin enerji nakil hatları olduğunu söyledim. Yani bu geçmişteki gözlemlerimiz ve çok kesin tespitlerimiz üzerinden konuşuyor. Yıllarca biz şunu söyledik. Enerji nakil hatları potansiyel yangın çıkarıcıdır. Bunların orman dışına çıkarılması ya da yer altına alınması konusunu ve özel şirketlere dağıtım işi verilirken de bunu koşul olarak konmasını söyledik. Bunu yıllardır söylüyoruz. Bakın 4 yıl önce Antalya Kumluca Adresan yangını oldu, hatırlarsanız. 3000 hektar yer yandı Adresan köyü ve çevresinde. O yangına fiilen gittik ve inceleme yaptık. O dönemin bakanı Veysel Eroğlu şöyle bir açıklamada bulundu. Dedi ki yangın sera atıklarından çıkmıştır. Oysa sera atıklarının bulunduğu alanla yanan alan arasındaki mesafe 1,5 kilometreydi. Biz köylüleri ziyaret ettiğimizde Adresan köylüleri kendilerinin bizzat yangının enerji nakil hattından çıktığını, çünkü hatlar bakımsız, özellikle aşırı sıcaklarda teller uzuyor, sarkıyor, rüzgarın da olması nedeniyle çarparak ark yapabiliyor. Bu işte kıvılcım çıkartması sonucu da yangına dönüşüyor. Veya ışıklandırma dediğimiz, yani enerji nakil hatlarının altındaki ağaçların boşaltılması gerekir. Ağaçlar enerji nakil hatlarına değdiği an ark yapar ve yangını yine çıkartabilir. Şimdi bu kuşak, bakın koşullar yangın için çok uygun. Yani sıcaklığın 40'lı derecelerin üzerinde olması, nemin %10'ların altında olması ve saatte kilometre hızı 50 kilometreyi aşan bir rüzgarın olması potansiyel olarak enerji nakilatlarının yangın çıkaracağının habercisidir. Bir de bu bölge bakımsız. Ama ne hikmetse biz defalarca dile getirmemize rağmen, buradan lütfen bağışlayın, şirket adı vermek durumundayım. Enerji nakilatları Aydın, Muğla, Antalya bölgesinde